başına çok şeyler geliyor. Dostoyevski, aşağı yukarı bunları anlatmaya çalışmıştı. Dostoyevski'den ilham alan Altun Taner, 1960'da bu oyunun ilk halini bu yüzden yazmıştı. 1960'da ne olmuştu? Askeri hükümet zamanında 147 öğretim üyesi görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Kim vardı aralarında? İstanbul Üniversitesi'nin Görkem Rektörü Kazım Soy Gürkan vardı. Muhittin Erer vardı. Kimdi Muhittin Erer? İzmir Üniversitesi'nin program adamdı. Ratip Belker vardı. Kimdi Ratip Belker? Fransız Matematik Ansiklopedisi'nin bir bölümünü yazan adam vardı. Sonra Altun Taner vardı ve babam da vardı. Aradan zaman geçti, 1980'e geldik. 1980'de yine askeri yönetim, yine örf idare ve şu anda 1402 yükler diye aldığımız çok sayıda düşünen, düşündüğünü söyleyen, barış isteyen, demokrasi isteyen insan görevlerinden uzaklaştırıldı. Kim vardı? Mesela Korkut Boratap vardı. Mesela Sencay Diliçoğlu vardı. Mesela aralarında o Gencay Gürsoy vardı, bizim kıymetli arkadaşımız ve hocamız. Sonra Aydın Aybay vardı, Rona Aybay vardı. Ve arkasından Behram Algan vardı. Ve bizi yaratıcılıkla büyük bir özveriyle yöneterek bu oyunu size sunmamızı kabil kılan ve kendisine alkış ve alkış ve çok şey borçlu olduğumuz Orhan Akın vardı. Akademisyenler hiç de timsahın midesine oturmaya niyetli değiller. Ve hiç kimsenin bu timsah tarafından yıkılmasına izin vermeyecekler. Ve sadece akademisyenler değil, timsah kumarına girmiş olanlara, gazetecileri tutuklayanlara karşı, milletvekillerini tutuklayanlara karşı, doğamızı katledenlere karşı, referandumda oylarımızı çalan timsahlara karşı güçlü bir fotoğraf vermek istiyoruz. Şimdi hep birlikte başta KHK'larla ilaç edilmiş arkadaşlarımız olmak üzere hepinizi bu fotoğrafta yer almaya davet ediyoruz. Kurun arkadaşlar, buradan KHK'larla ilaçları vurdurmak için bedenini aşağı yatıran Nuriye ve Semih'e selam vermek için Nuriye çağırıyoruz sizi. Hani eş başkanları tutuklananlara, kayyum adanan belediyelere karşı ses vermeye, renk vermeye davet ediyoruz. Burada hayır meclisleriyle, hayır meşru değilsin diyen timsahlara kafa tutanları buraya davet ediyoruz. Ve yine adalet isteyen, adalet için Ankara'dan İstanbul'a, hepimiz için adaleti Mürge'de takip etmek isteyenlere selam vermek üzere hepinizi bu fotoğrafta yer almaya davet ediyoruz. Bu fotoğraf Türkiye'nin direnenlerinin fotoğrafı. Bu fotoğraf timsahlara, yangınlara karşı bir fotoğraf. Bu fotoğraf kışladaki askerlerine sahip çıkamayan, onların zehirlenmesine neden olanlara karşı direnenlerin fotoğrafı. Evet, dönem sahneye. Lütfen. Hücum, gelsene. Gelsene. Haydi. Arkadaşlar, tarihi bir fotoğraf çekilecek.
Hepinizi bekliyoruz. Burası çıkmıyor.